biz onları duyamıyorduk. Bülent Arınç da sizin sözlerinize kızarak aslında o sözleri sarf etti. Siz orada ne diyordunuz? O duyamadığımız sözler neydi? Evet, öncelikle bir kez daha Hayat TV izleyenlerine iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum size de. Aynı zamanda stüdyodaki arkadaşlara da selamlamak istiyorum. Tabii Bülent Arınç'ı kızdıran benim sözlerim oldu. Sayın Bülent Arınç değerlendirmelerinde sınır ötesi operasyonlara nedeni Ceylanpınar'da öldürülen iki polis olduğunu söyledi. Yani o polisler öldürülmeseymiş sınır ötesi operasyon yapılmayacakmış anlamına gelen cümleler sarf etti. Ben de oturduğum yerden kalkarak kendisine bir süre önce Kayseri'de de bir askerle, sanırım astsubaydı, bir polis IŞİD'lerin yaptığı saldırı sonucunda yaşamlarını yitirdiler. O zaman da iki asker yaşamını yitirmişti. Neden IŞİD'e karşı bir mücadele başlatmadınız? Neden IŞİD'e karşı o dönem bir operasyon yapmadınız da şimdi iki polis öldürüldüğünde sınır ötesi operasyon yapıyorsunuz? Yani orada öldürülen askerle polis, bu devletin, bu ülkenin askeri polisi değil miydi? Yani sadece Ceylanpınar'da ölen iki polis mi askerin, bu devletin polisiydi diye bir soru yönelttim. Tabii ki bu önemli bir soruydu. Bu soru kendi içinde çok önemli cevapları da içeriyordu. Sizin cevabınız herkes nedir biliyor bu soruya? AKP, yani AKP orada öldürülen iki polis nedeniyle bu operasyonları başlatmadı. IŞİD'e yönelik bir operasyonu mecburen başlatacaktı. Zira hem ABD hem İngiltere artık gelinen noktada AKP'nin IŞİD'e yönelik bu ikiyüzlü politikasını kabul etmediğini söyledi.